Merhaba gençler, ben Şükran Hoca. Uluslararası ticaret konusuyla bir aradayız. Ticaret, kazanç sağlamak amacıyla yürütülen alım-satım etkinliği olarak tanımlanabilir aslında. Ticareti oluşturan unsurlar ise ham madde, üretim ve pazardır. Bunların birbirleriyle ilgili olduğu bölgeler şimdi işleyeceğimiz kısmı oluşturur diyebiliriz. Ve ticaret ilk çağdan günümüze kadar süre gelmiştir. İlk ticaret takas yoluyla başladıktan sonra günümüzde tabii ki para yoluyla devam etmektedir. Ham madde bölgeleri. Sanayileşmeyle artan üretim aynı zamanda ham madde talebini arttırmıştır. Bu da ham madde ticaretinde büyük bir gelişme sağlamıştır. Ham madde bölgelerinden elde edilen ürünler sanayi ürünlerine ve tüketim merkezlerine taşınmaktadır. Buna bağlı olarak günümüzde çeşitli ham madde bölgeleri ortaya çıkmıştır. Bunlara örnek verecek olursak eğer dünyada başlıca kömür üretim sahalarına baktığımızda Amerika, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti, Almanya ve Hindistan gelmektedir. Biliyorsunuz kömür üretim alanları birinci jeolojik zamanda oluşan yerlerdir. Bu anlamda bu bölgeler aynı zamanda eski kara parçaları olarak adlandırılabilir. Bu ülkelerden elde edilen büyük bir kısmı da bu ülkelerde tüketilirken bir kısmı tabii ki de ihraç edilmektedir. Yani satılmaktadır diyebiliriz. Günümüzde ekonomiye yön veren en önemli enerji kaynaklarından bir tanesidir. Petroldür. Petrol üretim bölgelerine baktığımızda ise daha çok Orta Doğu, Rusya, Venezuela, Afrika, yani Nijerya, Cezayir, Libya gibi, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya yine örnek olarak verilebilir. İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan örnek olarak verebilecek yerlerdir. Günümüzde kara, hava ve deniz yolu ulaşımı büyük ölçüde petrole sağlanmaktadır. Bu yüzden petrol üretimi ile ilgili yaşanan herhangi bir sorun küresel ölçekte bir krize sebep olabilir. Bu enerji kaynağı hem sanayi ürünlerinin üretilmesinde hem de üretilen ürünlerin pazar alanlarına ulaştırılmasında önemli bir etkidir diyebiliriz bu anlamda. Doğal gaz dediğimizde ise bir diğer önemli enerji kaynağımızdır. Doğal gazın özelliği boru hatlarıyla taşınabilme özelliğine sahip olduğu için kullanımı gitgide artmaktadır diyebiliriz. Doğal gaz üretiminde önde gelen ülkelere baktığımızda Rusya, İran, Katar, Amerika, Cezayir, Suudi Arabistan, Venezuela, Nijerya gibi ülkeler doğal gaz rezervi açısından zengin olan ülkelerdir. Bu ülkelerde üretilen doğal gazın bir kısmı üretim bölgelerinde tüketilir, bir kısmı yine ihraç edilir. Örneğin Avrupa kıtası büyük ölçüde doğal gazını tabii ki Rusya'dan sağlar diyebiliriz. Tabii ki dünya genelinde kullanılan enerji kaynaklarının %90'ına yakını kömür, petrol, doğal gaz gibi tükenebilir kaynaklara dayanır denilebilir. Bunun dışında çeşitli madenler de vardır bu bölgelerde. Bu açıdan da zengin olan yerlerdir diyebiliriz. Yeryüzünde çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmekte ve tarımsal üretim alanları da oluşmaktadır. Tarımsal üretim alanlarına baktığımızda buğday ile başlayacak olursak eğer buğday üretiminde ön sırada Çin, Hindistan, Endonezya, Bangladeş gibi ülkeler gelmektedir. Pamuk üretiminde ön sıraya baktığımızda ise Pakistan, Çin, ABD, Hindistan geldiğini görürüz. Kahve üretim bölgeleri dediğimizde daha çok ekvatoral iklime sahip olan Brezilya, Vietnam, Kolombiya civarında kahveler oldukça meşhurdur. Çay dediğimizde zaten aklımıza gelen yer Güneydoğu Asya olacaktır. Hindistan ve Çin. Kakao üretimi yine ekvatoral iklim sahalarında yani Fil Dişi sahilleri, Gana ve Endonezya'da ön plana çıkarken fındık, incir, kayısı üretiminde Türkiye birinci sırada gelmektedir.
ülkemizin özellikle birinci sırada olduğu yerleri bilmemiz önem arz eder bu konuda diyebilirim. Orman ürünleri üretimine baktığımızda ise daha çok ormanların Brezilya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ekvatoral iklim sahalarında, bunun dışında Hindistan, Çin gibi yağışlı yerlerde, Kanada ve Rusya gibi ise soğuk yerlerde, yani iğne yapraklı ormanların olduğunu anlayabiliyoruz diyebiliriz. Dünyada balık bakımından zengin olan denizlerde de balıkçılık faaliyetleri gelişmiştir. Japonya, İzlanda, Peru, Şili, Hindistan balıkçılık anlamında oldukça gelişmiş olan ülkelerdendir. Yine buna örnek olarak Endonezya, Amerika da örnek verilebilir. Bunun dışında yeryüzünde yaygın olarak beslenen hayvanlar başında özellikle koyun gelir ve sığır gelir diyebiliriz. Koyun üretiminde Çin, Hindistan, Avustralya, Sudan, İran ön plandayken, sığır üretiminde yine Hindistan, Brezilya, Çin, ABD, Arjantin gelmektedir. Bunları bilmemiz bizim için önemli. Sanayi üretim bölgelerine baktığımızda ise sanayileşmiş ülkeler gerek kendi ülkelerinin gerek ham madde üreten ülkelerin elde ettikleri ürünleri işleyerek pazarlara sunmaktadırlar ve yeryüzünde başlıca sanayi alanları daha çok Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Doğu ve Güneydoğu Asya, Rusya ve Ukrayna olarak görülmektedir. Bu bölgelerde yer alan ülkelerin bir kısmı aynı zamanda ham madde bakımından da oldukça zengin olan ülkelerdir. Mesela Amerika, Rusya az önce saydığım maddelerin çoğunda karşımıza çıkan yerler olarak karşımıza çıkar. Yani ham maddesi zengin, bunu da alıp güzelce işleyip kendi ülkesini zenginleştiren ülkelerdir diyebiliriz. Tabii ki bazı ülkelerin ham madde bakımından fakir fakat teknolojisi bakımından ön plana çıkmış olabilir. Japonya buna en güzel örnektir. Japonya'da ham madde oldukça azdır. Fakat teknoloji ve bilim çok gelişmiş olduğu için üretim konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamaz ve sanayileşmeyi başarmıştır. Yeryüzünde üretilen sanayi ürünleri çok çeşitlilik gösterebilir. Sanayileşmiş ülkelerde sanayinin birçok kolu gelişmiştir. Fakat özellikle bazı bölgelerde bazı ürünlerin dikkat çekici şekilde fazla üretildiği gözümüze çarpmaktadır. Bunların başında demir çelik üretimi gelir. Çin, Japonya, Rusya, Amerika ve Almanya demir ve çelik üretiminde ön sırada gelen ülkelerdendir. Dünyadaki önemli sektörlerden bir tanesi de otomotiv sektörü olarak karşımıza çıkar. Otomotiv sanayinin başlıca üretildiği yerler Kuzey Amerika, Avrupa, Japonya ve Kore olarak görülür. Bu bölgeler aynı zamanda otomotiv sanayi için çok büyük bir pazar alanıdır. Çünkü sanayileşmiş ülkelerde gelir düzeyi çok yüksek olduğunda otomotiv sanayisinin ürünlerinin tüketimi de çok fazladır diyebiliriz. Yeryüzündeki çok önemli olan mallardan bir tanesi de aslında bizim için ilaçtır tabii ki. Çeşitli amaçlarla insanların önemli bir kısmı ilaç kullanmakta ve ilaç sektörü dünyada en yaygın olan sektörlerden bir tanesidir. Bunda da İsviçre, Almanya, Fransa, Belçika ve Amerika ilaç sanayide ön planda gelmektedir. Hem kendi ülkelerinde kullanıp hem de dünyanın büyük bir kısmına bu ilaçları ihraç etmektedirler diyebiliriz. Yine dünyadaki önemli sektörlerden bir tanesi tekstil ve hazır giyimdir. Bu sektör için daha çok yün, deri gibi hayvansal ürünler ile pamuk, keten, kinevir gibi tarımsal ürünler ham madde olarak kullanılır. Tekstilde ön plana çıkan ülkeler Çin, Kore, Türkiye, İtalya ve Amerika gibi ülkelerdir. Yine Çin, Hong Kong, Amerika, Almanya, Güney Kore, Singapur gibi ülkeler, Japonya gibi ülkeler elektrik elektronik eşyaların başlıca üretim bölgeleri olarak karşımıza çıkar.
Bu ürünlerin de pazarı başta gelişmiş ülkeler olmak üzere bütün dünyadır diyebiliriz. Bu anlamda oldukça önemlidir. Pazar bölgelerine bakacak olursak eğer ham madde ve sanayi ürünleri üretim bölgeleri aynı zamanda dünyanın büyük bir pazar bölgeleridir. Özellikle sanayileşmiş olan ülkeler hem ham madde üretimi hem tüketimi bakımından büyük bir ticaret alanıdır. Bunların başında da Avrupa, Amerika, Japonya, Çin, Hindistan gibi nüfusun çok fazla olduğu yerler gelir diyebiliriz. Dünyada ticaretin en büyük olduğu yerlerdir bu yerler aynı zamanda. Üretim ve yatırımı fazla olması bunun en temel sebeplerinden bir tanesidir. Geçmişten günümüze ticaret ve yatırım alanının uluslararası ilişkilerdeki önemi sürekli olarak artmış. Günümüzde birçok kurum ve kuruluş kendi ülkesi dışındaki ülkelere yatırım yapmaktadır. Ortak pazarlar, gümrük birlikleri, siyasi ve ekonomik birliktelikler rekabeti gün geçtikçe artırmakta, ticaretin de uluslararası boyuta geçmesine sebep olmaktadır. Önceki dönemlere göre günümüzde ticari faaliyetler daha hızlı bir şekilde üretilmektedir. Teknoloji ve iletişim sistemlerinin çok gelişmiş olması ticaretin daha hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamıştır. Ülkelerde zamanla sermayenin ve ürünün ticari anlamda yerel niteliği ortadan kalkmakta, küresel bir boyut almaktadır. Şimdi bununla ilgili bir soru çözerek konumuza devam edebiliriz. Küresel ticaretin gelişmesine aşağıdakilerden hangisinin katkısı olmamıştır? Pazar alanının genişlemesi. Pazar alanı yani satacağımız alan ne kadar geniş olursa küresel ticaret dediğimiz yani dünya üzerindeki ticaret de o kadar geniş olur. Üretimin çeşitlenmesi. Tabii ki ne kadar fazla çeşitli, türlü, farklı türlerde ürünlerimiz olursa ticaretimizin de gelişmesi o kadar fazla bir şekilde olacaktır. Daha fazla yere hitap edebilmiş olacağız. Ülkeler arası ticari birliklerin kurulması. Ticari birliklerin kurulması ticaret için oldukça önemli bir şeydir. Farklı ülkeler arasında hem dostluğun sağlanmasında önemlidir hem de bir yerde üretilen ürünün diğer yerlere pazarlanması açısından oldukça önemlidir. Yabancı ortaklı şirketlerin yaygınlaşması. Tabii ki bir şirketin ne kadar fazla milletten ortağı varsa o kadar geniş bir alana yayılmış demektir. Bu da küresel ticaretin etki alanının genişlemesi olarak adlandırılabilir. Gümrük vergilerin artırılması. Gümrük vergilerin artırılması küresel ticareti olumsuz etkileyen bir durumdur. Çünkü dışarıdan gelecek olan ürünlere daha fazla para koyarsanız eğer bu ürünler ülke yani üretici, satıcı bu ülkeye girmek istemez. Tüketici de daha fazla maliyetli olacağı için o ürünleri almak istemez. Yani küresel ticareti olumsuz yönde etkiler diyebiliriz. Gelelim bir bilgi sorumuzda. Ülkelerin birbiriyle ticaret yapmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi insanlar neden birbirine ürün satar ve birbirlerinden ürün alırlar? Bunu soruyor. Hizmet sektörünü geliştirmek değil, ülkeye döviz girişini sağlamak, yani dışarıdan para girmesini sağlamak temel sebep olamaz. Kendi ülkelerinde üretilmeyen ürünleri ucuza mal etmek. En temel sebep sende o ürün yoksa ya da sen ürettiğin zaman çok pahalıya mal oluyorsa ne yaparsın? Başkasından alırsın. İşte ticaretin en temel sebebi kendi ülkelerinde üretilmeyen ürünleri daha ucuza mal etmektir. Ve son örnek sorumuz ile sonlandıracağım videomuzu. Aşağıda verilen ürünler ve üretim alanları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Orman Kongo demiş. Demokratik Kongo Cumhuriyeti dediğimiz yer tam ekvatorda olduğu için orman açısından oldukça zengin bir alandır. Balıkçılık Japonya. Japonya zaten bir ada ülkesi ve tarım alanları oldukça sınırlı olduğu için balıkçılıktan çok fazla yararlanıyorlar. Hayvancılık Avustralya. Avustralya koyun bakımından dünyadaki en zengin olan ülkelerden bir tanesi. Bu yüzden hayvancılık oldukça gelişmiştir.
Tabii ki doğalgaz deyince aklımıza ne geliyor? Rusya geliyor. Çünkü Rusya bizim kuzeyimizde yer alıyor. Biz de kendi doğalgaz ihtiyacımızın büyük bir kısmını Rusya'dan karşılıyoruz. Sanayi Orta Afrika. Orta Afrika açlıkla, kıtlıkla hala savaş veren bir yerdir. Ve sanayileşmenin dünya üzerinde en az olduğu yerdir. O yüzden cevabımız Edirne olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.